Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Mısır diktatörü Abdülfettah Sisi ile Türkiye'nin bir yumuşama sürecine girmesi, Orta Doğu'daki bir başka diktatörle yine Türkiye'nin bir yumuşama sürecine girmesinin umutlarını da yeşertti. Yani Beşar Esed. Esasında geçtiğimiz Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konudaki yaklaşımını çok net açıklamıştı. Ve demişti ki geçmişte ailecek görüştüğümüz bir insandır. Türkiye'ye davet ederiz, biz gideriz. Eskiden olduğu gibi yine bazı konularda anlaşabiliriz. Bu konu Mısır kadar kolay mı değil mi? O ayrı bir öykü. Çünkü sonuç itibariyle Beşar Esed daha önce de ifade ettiğim gibi Rusya'dan gelen baskılar çerçevesinde bir, e, yumuşama emaresi verdi. En azından şöyle bir cümle söyledi, kaydetti yani. Onu da meclise karşı yaptığı konuşmada dedi ki, yani ben bir ön koşul koymuyorum. Yani Türkiye ile müzakereler için e, hele hele Türk askerinin Suriye'den çekilmesi gibi bir ön koşul yoktur. Bunu bazı e, Türk e, yetkililer söylüyor ama biz böyle bir ön koşul koymuyoruz dedi daha önce koymuştu. Uzun uzun anlatmayacağım. Hepsini biliyorsunuz sonuç itibariyle. Fakat sonuç itibariyle böyle şöyle bir durum var. Sergey Lavrov geçen gün, iki gün önce çıktı dedi ki biz dedi dörtlü bir toplantı planlıyoruz. Yani Türkiye, İran, Rusya artı Suriye. Bu dörtlü toplantının en kısa zamanda yapılması lazım. Bu işin artık daha fazla geriye itilmesi, sorunun çözülmemesi gibi bir durumun olmaması katları namaz bir hal aldı dedi fakat Suriye'deki kaynaklar ve özellikle El Vatan gazetesi Rusya'nın bu dörtlü toplantı amacıyla Türkiye'ye bir mesaj ilettiğini de ifade ediyorlar. Nedir o mesaj? O mesaj rejim bölgesiyle muhalefet bölgesi arasında Azez yakınlarında kapalı olan bir geçiş noktası var. Ebu El Zind'in geçiş noktası. Türkiye bu geçiş noktasını açacağını Rusların da o geçiş noktasının bu tarafında, kendi tarafında Türk askeriyle beraber karşılıklı güvenlik sağlayacağını duyurunca Büyük o olaylar yaşandı Elbap'ta, Azez'de, protesto notaları, protesto gösterileri falan. Çünkü e, şeyler e, o bölgedeki halk rejimle bir temas sağlanmasını istemiyor. Artı bu tür bir kapının açılması, Rusya ile Türkiye tarafından garanti edilen bir kapının açılmasının da en çok zor durumda olan, ekonomisi zor durumda olan, ve Amerikan yaptırımları karşısında da ezilen e, diktatör Esed'in işine yarayacağına inanıyorlar. Şimdi gelen bilgiler geçtiğimiz gün e, Gaziantep'te çok önemli bir toplantı yapıldığı yönünde. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı MIT ile Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin e, ulusal, Suriye Ulusal Koalisyonu, Suriye Geçiş Hükümeti, Suriye Müzakere Komisyonu, Aşiret Konseyi ve Suriye Milli Ordusu yetkilileriyle bir toplantısı olmuş. Orada Ebu Erzind'in geçiş noktası bir numaralı gündem maddesi. Çünkü Türkiye anladığım kadarıyla o dörtlü toplantıyı önemsiyor. Rusya ile kurmuş olduğu bu anlamdaki bağlantıları önemsiyor. Ve o geçiş noktasını da açmaya çalışıyor. Fakat karşıda bir direniş var. Muhalefetten. MIT yetkilisi konuşmuş. Diyor ki o toplantıda bu salt ticari amaçlı bir karardır. Siyasi hiçbir yönü yoktur. Gelecekte de siyasi açıdan bir etkisi olmayacaktır. Bölgeler arasında mal akışının sağlanması hedefleniyor. Ayrıca bunun rejim ekonomisini güçlendireceği yönündeki haberler de yanlıştır. Zaten rejimle muhalefet bölgeleri arasındaki ticaret normal şekliyle sürüyordu diyor. Esasında de anladığım kadarıyla Türkiye bu yolla hem rejimle bir bağlantı kurmaya çalışıyor hem de e, orta ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Fakat Suriye Ulusal Konsey Başkanı Hadi El Bahra diyor ki bölgede yaşanılan Türkiye'yi de rahatsız eden gösteriler hepimizi üzdü. Suriyeliler kendi güvenliklerinden çok endişe ediyorlar bu tür gösterileri fikir beyanı, düşünce özgürlüğü çerçevesinde görmek ve aşırı şiddet kullanmamak lazım diyor. Ama kardeşim sen bayrağı indirince vurdu çocuğu tabii. Yani beş kişi öldü biliyorsunuz son gösterilerde. Bu anladığım kadarıyla Suriyelilerde ciddi bir birikim yaratmış. Şimdi sorunumuz var onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Suriye'de işler Suriye muhalefetiyle de işler tam rayında gitmiyor. Bu, bu göz, gözüken nokta bu. Çünkü hep söyledim, Türkiye e, dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir. Bizim boşaltacağımız bir yere kimin gireceğini ben adım gibi biliyorum. Amerika Birleşik Devletleri. anında muhalefete sahip çıkar, Der ki bak PKK'yı ben ezdirdim mi Türkleri? Ezdirmedim. Sizi de Suriye'yi ezdirmem der bitirir işi. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Bakın bu toplantıdan 24 saat sonra bugün cephe kan gölüne döndü. İdlib. E i Şam Laskiye'ye sız. Laskiye bölgesini oradaki e, rejim karargahını bas. 12 asker ölü bir sürü yaralı. Sonra e, öbür tarafta yine Suriye Milli Ordusu Halep'in doğusunda, Münbiç yakınlarında bir harekat gerçekleştirmesi ve orada da üç rejim askerinin ölmesi, ikisinin yaralanması. Yani birdenbire Suriye güçleriyle tam biz işte Beşar'la görüşecek mi Erdoğan falan derken savaş çıktı. Kan gövdeyi götürüyor. Toplar, taş, her şey havada. İdlib, Hama... Halep, Kırsalı yani birbirine girmeyen yer kalmamış. Daskiye savaş çıktı. Çünkü bu çok hassas bir yer. Taraflardan biri öbür tarafla temas kurduğu an bu savaş çıkar. Hep söyledik. Şu anda Suriye'de çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız arkadaşlar. Hoşçakalın.